Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında, pastaneden aldığınızı aratmayacak, harika bir şekerpare tarifi yapacağız. Bu tarifim oldukça pratik, aynı zamanda gönülleri fethedecek bir tarif. Dilerseniz sizleri çok fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Öncelikle şerbeti için derin bir tencereye 3 su bardağı toz şekeri alalım. Ardından 4 su bardağı suyu ekleyerek şekeri iyice eriyip su berraklaşana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte kaynatalım. Kaynamaya başlayan şerbetimize birkaç damla limon suyu sıkarak 5 dakika daha kaynamaya bırakalım. Hazırladığımız şerbeti soğuması için kenara alalım. Daha sonra şekerpare hamurumuz için 1 paket margarini karıştırma kabını alalım. Ardından 2 adet yumurtayı ilave edelim. Arkadaşlar, yumurtanın birini tam, diğerini de sadece beyazını kullanıyorum. Böylelikle yumurta kokmasını engellemiş oluyorum. Yumurta ve yağı krema kıvamına gelene kadar iyice yoğurduktan sonra 1 su bardağı pudra şekerini, yarım su bardağı irmiği, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı da ilave edelim. Daha sonra 3,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzun kıvamı yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Unumuzun miktarını buna göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu tarifimde 3,5 su bardağı kullandım arkadaşlar. Ancak bu sizde daha fazla veya daha az olabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurunuzun kıvamı bu şekilde. Oldukça yumuşak bir hamur olmalı. Sert bir hamur yaparsanız şekerpareleriniz pişerken çatlayacaktır. Hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Avuç içimizde üzerine hafifçe bastırarak şekil verelim. Ardından hazırladığımız şekerparelerin üzerine birer tane fındık yerleştirelim. Arkadaşlar, fındıkları yerleştirirken biraz bastırın. Fırında kabaracağı için üzerinden atabilir. İyice bastırırsanız fındık üzerinde kalacaktır. Hazırladığımız şekerpareleri önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri pembeleşinceye kadar yaklaşık 25 dakika pişirelim. Evet arkadaşlar, şekerparelerimiz hazır. Fırından çıkarır çıkarmaz hemen sıcak sıcakken şerbetimizi verelim. Şekerpareler sıcak, şerbet soğuk olmalı. Şekerparelerimizi şerbetini çekmesi için en az 2 saat oda sıcaklığında dinlendirelim. Evet arkadaşlar, şekerparelerimiz şerbetini çekti ve yumuşacık oldu. Dilerseniz artık servis edebiliriz. Bir servis tabağını alarak üzerine Hindistan cevizi ve toz antep fıstığı ile süsleyebilir ya da sade olarak servis edebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden yapan herkesin ellerine sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.